Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşülmekte olan 212 sıra sayılı kanun teklifinin 3. maddesiyle düzenlenen 2547 sayılı kanunun 31. maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümlede yer alan sahip olmak şartı ibaresinin sahip olmak koşulu olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Hasan Kalyoncu İzmir, Ali Muhittin Taşdoğan Gaziantep, İbrahim Ethem Sedef Yozgat, Lütfi Kaşıkçı Hatay, Mehmet Celal Fendoğlu Malatya milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz almak isteyen Gaziantep milletvekili Sayın Ali Muhittin Taşdoğan. Buyursunlar Sayın Taşdoğan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, koronavirüsünün hızla yayılması, milyonlarca kişinin sağlığını tehdit etmesi ve ülkelerin sağlık hizmetleri sisteminin ayakta kalıp kalamayacağı tartışılmaya başlandığı bir dönemdeyiz. Hastalığın mevcut tedavisinin veya aşısının olmaması, solunum cihazlarının yetersizliği, küresel salgına karşı koymakta en büyük engellerden birileri olarak karşımıza çıkmakta. Koruyucu hekimliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefemiz bir kez daha perçinlendi. Tüm iş alanlarında uluslararası firmalarda çalışan yüz binlerce insanımız bulunmaktadır. Türkiye ofislerinde çalışan Türk ve yabancı menşeli işveren, yönetici, üst ve orta kademede beyaz yakalılar olarak adlandırılan kişiler işleri gereği çok sık yurt dışı seyahati yapmaktadırlar. Özel sektörde faaliyet gösteren, yurt dışı ile bağlantısı olan yabancı ve yerli menşeli tüm firmaların insan kaynakları ve bilgi işlem departmanlarının koordinasyonu ile yurt dışı ve yurt içi seyahat takip sistemi oluşturulmalıdır. Seyahat edenlerin sağlık, lokasyon ve seyahat verilerinin sistem üzerinden kayıt ve takibi yapılmalıdır. Yurt içi ve yurt dışı seyahat takip sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından da kurulmalı ve firmaların kurmuş oldukları sistemler üzerinden veri aktarımı sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı'na düzenli bilgilendirme yapılmalı ve veri girişi sağlanmalıdır. Böylelikle risk faktörü yüksek yerlere seyahat eden şahısların hangi ülkelere gittiğinin, ülkemize geri dönünce hangi illere seyahat ettiğini düzenli olarak izlenir. Özellikle bugün yaşadığımız COVID-19 salgını gibi durumların, Allah göstermesin, tekrarında diğer ülkelerden ülkemize taşınabilecek bulaşıcı hastalık risklerini bundan sonra kontrol etmek ve en aza indirmek üzere izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Aynı seyahat takip sistemi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt dışına seyahat eden kamu çalışanları, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları için de kurulmalı ve verileri bakanlık tarafından kayıt altına alınmalıdır. Sayın milletvekilleri, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından hangi hastaneye ya da sağlık kuruluşuna giderseniz gidiniz, e-nabız denilen Sağlık Bakanlığı'nın bilgi sistemine tüm kayıtlarınız aktarılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'ndaki toplanan veriler dahilinde bakanlık seyahat takip sistemi uygulamadaki e-nabız sistemiyle entegre hale getirilerek kişilerin ve toplumun sağlığını olumsuz etkilere ve olumsuz etkilenme olasılığına sahip seyahat verileri kolaylıkla izlenebilir olabilir. Ülkemiz ilaç takip sistemi ve ürün takip sisteminin dünyadaki ilk uygulayıcısıdır. Ve 2010 yılından bu yana İTS'nin, 2017 yılından bu yana da ürün takip sisteminin uygulamasındaki büyük başarı birçok ülkeye de rol model olmuştur. Yani biz ülke olarak başarıyla ilaç ve medikal ürünleri takip edebilecek altyapıya sahibiz. Çok kolay bir arayüz yazılımı ile seyahat takip sistemini de kurup bulaşıcı hastalıklar bölgelerine giden veya gelen insanlarımızın sağlık durumunu ve kimlerle temasta bulunduğunu takip edebiliriz. Ayrıca seyahat eden kişiyi ve temas ettiği kişilerin sağlık durumlarını da hali hazırda mevcut olan e-nabız sistemi üzerinden takip ederek koruyucu tedbirleri erken alma, erken tedavi yaklaşımı gibi pandemik ve endemik durumlarda avantajlı duruma geçeriz. Bugünlerde de söylediklerimizin ne kadar anlamlı olduğunu düşünmenizi dilerim. Bu doğrultuda yurt dışı ve yurt içi seyahat takip sistemi
Uygulaması da kolaylıkla adapte edilebilecek ve koruyucu sağlık hizmeti uygulamalarına katkı sağlayabilecektir. Bu salgın hastalık sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamelerimizde önemli bahsettiğimiz koruyucu hekimlik temelinde bakanlık yetkililerimize samimiyetle ilettiğimiz bir takım görüş ve önerilerimizi dikkate aldıklarını gözlemledik. Koruyucu ve önleyici tedbirler açısından kıymetli bulduğumuz bu önerimizi de dikkate almalarını tavsiye ederiz. Kıymetli milletvekilleri, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegane çare ve çözümdür. Gaziantep'in adaşı olan Gazi Meclisi. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.